Soldaki molekülü cis trans sisteminde adlandırmaya çalıştığımızda bunun mümkün olmadığını kolayca fark edebiliriz. Çünkü cis trans sisteminden yararlanmak için elimizde karşılaştırabileceğimiz iki aynı grubun olması gerekir. Ancak elimizde çift bağa bağlı dört farklı grup var. Bu yüzden bu çift bağın dizilimini bulmak için farklı bir sistem kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden bu videoda EZ adlandırma sisteminden bahsedeceğiz. EZ adlandırma sistemini kullanırken çift bağ bağlı grupların hangisine öncelik verileceğini belirlemek için atom numaralarını bilmemiz gerekir. İlk olarak çift bağımızın sağındaki karbonla başlayalım. Doğrudan bu karbona bağlı atomlara bakalım. Bu karbona doğrudan bağlı bir hidrojen, bir de oksijen atomu bulunuyor. Daha sonra bu atomları atom numaralarına göre karşılaştırmamız lazım. Hidrojenin atom numarası 1, oksijenin atom numarası da 8. Atom numarası ne kadar yüksekse o atomun önceliği de daha fazla olur. Yani oksijenin olduğu gruba öncelik verilir. Hidrojen de bu durumda ikinci sırada gelir. Şimdi de bağımızın sol tarafındaki karbona ve bu karbona doğrudan bağlı atomlara bakalım. Bu karbona doğrudan bağlı bir brom, bir de karbon atomu bulunuyor. Periyodik cetvele baktığımızda karbon atom numarasının 6, bromun atom numarasının da 35 olduğunu görebiliriz. Atom numarası ne kadar fazlaysa öncelik o gruba verileceğinden bu durumda öncelik brom atomuna verilir. Bu yüzden brom ilk sırada, metil grubu da ikinci sırada. Şimdi çift bağımızın iki tarafına da bakmak için ortadan bir çizgi çekelim. Öncelik verilen iki grup çift bağın karşı taraflarında ise buna E dizilimi denir. E harfi de Almanca karşı zıt anlamına gelen kelimenin baş harfinden gelir. Yani önceliği fazla olan iki grup çift bağın karşı taraflarında ise bu durum E dizilimi olarak adlandırılır. Şimdi sağdaki örneğimize bakalım. Diğer örneğe çok benziyor. Çift bağın sağ tarafından başlarsak karbon atomunun H atomuyla OH'a bağlı olduğunu görürüz. Bu durumda oksijenin atom numarası daha yüksek olduğundan OH grubuna öncelik verilir. Yani bu 1 numara, buradaki hidrojende 2 numara olur. Bir önceki örnekte aynı. Şimdi de bağın sol tarafındaki karbon atomuna bakalım. Bu sefer metil grubuyla bromun yerini değiştirdim. Bromun atom numarası daha fazla olduğundan bu atoma öncelik verileceğini ve metil grubunun ikinci sırada olacağını biliyoruz. Buradan bir çizgi çekersek öncelik verilen grupların aynı tarafta olduğunu görebiliriz. Yani OH grubu ve brom atomu aynı tarafta. İşte buna Z dizilimi adı verilir. Z Almanca birlikte anlamına gelen kelimenin baş harfi. Evet. Öncelik verilen iki grup aynı tarafta olunca Z diziliminden bahsediyoruz demektir. EZ adlandırma sistemi cis-trans sisteminden daha kapsamlı olduğundan bu sistemin çift bağların dizilimini bulmak için daha iyi bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de buradaki çift bağın dizilimini belirleyelim. Soldaki karbonla başlayabiliriz. İlk olarak bu karbona doğrudan bağlı atomlara bakalım. Bir brom atomuyla bir klor bu karbonla doğrudan bağ kurmuş. Brom'un atom numarası daha yüksek olduğundan bromun atomuna öncelik verilir ve brom 1 numara olurken klor 2 numarada kalır. Şimdi de çift bağın sağ tarafındaki karbona ve bu karbona doğrudan bağlı atomlara bakalım. Bu karbona 2 tane karbon atomu bağlı. Karbonun atom numarası aynı olduğundan burada bir eşitlik söz konusu. Bu eşitliği bozmak için incelemeye devam etmemiz gerekiyor. Bunun için molekülü yeniden çizebiliriz. Sağ tarafta çizelim. Buradaki karbon bir bromla bir klor atomuna bağlı. Sağdaki karbon da başka bir karbona bağlı. Farklı bir renkle yazalım. Yukarıdaki karbon gördüğünüz gibi oksijen atomuyla çift bağ oluşturmuş. Önceliği belirlememiz gerektiğinden bu karbonun iki oksijenle bağ kurduğunu düşünebiliriz. Sadece tek bir oksijenle çift bağ kurduğunu biliyorum. Ancak bu önceliği belirlememize yardımcı olacak. Bu karbona bir de hidrojen bağlı. Peki buradaki karbonda durum ne? Bu karbon iki hidrojene ve bir oksijene bağlı. Bu oksijen de başka bir hidrojene bağlı. Önceliği hangisine verileceği konusuna geri dönerim. Sağdaki karbonla başladığımızda burada iki karbon oluştuğundan eşitlik oluşmuştu. Bu yüzden şimdi bu karbonların doğrudan hangi atomlara bağlı olduğunu bulmamız gerekiyor. Yukarıdaki karbonla başlayalım. Bu karbon doğrudan iki oksijene ve bir hidrojene bağlı. Yani oksijen, oksijen ve hidrojen. Aşağıdaki karbonsa bir oksijen ve iki hidrojene bağlı. Yani oksijen, hidrojen ve hidrojen. Önceliği belirlemek için eşitliğin ilk nerede bozulduğunu bulmamız lazım. İlk olarak elimizde iki oksijen var. Yani eşitlik bozulmadı. Daha sonra oksijene karşı hidrojen atomu var. Oksijen atom numarası hidrojeninkinden daha büyük olduğundan eşitlik burada bozulur. İşte eşitlik ilk olarak burada bozulmuş oldu. Bu yüzden bu gruba öncelik verilir ve 1 olur. Bu grupsa ikinci sırada kalır. Daha sonra çift bağımızın ortasından bir çizgi çekerek öncelik verilen gruplara bakabiliriz. Öncelik verilen iki grup aynı tarafta olduğundan burada Z dizilimi olduğunu söylememiz mümkün. Peki EZ adlandırma sistemini yupak adlandırma sisteminde nasıl kullanabiliriz? Örneğin buradaki arkene ile alalım. İlk olarak çift bağımızın içinde bulunduğu en uzun karbon zincirini bularak süptitisyon yapan atomlara yani yer değiştirenlere en düşük sayıyı vermemiz gerekiyor. Bunun için sağ taraftan başlamamız lazım. Bu birinci karbon olur. Ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şeklinde karbonları ayırabiliriz. Peki, yedi karbonlu alken nasıl adlandırılır? Hepten olarak adlandırılır. Bunu yazalım. Hepten. Çift bağımızda üçüncü karbondan başladığından buna üç hepten denilir. Şimdi de karbon zincirinden gelen, yer değiştiren atomları hesaba katmamız gerekiyor. İkinci karbondan bir metil grubu, dördüncü gruptan da bir etil grubu gelir. Bunları alfabetik sıraya koyalım. İlk olarak 4 etil yazılır. Bunu buraya ekleyelim. Daha sonra 2 metil ve son olarak 3 hepten eklenir. Bu yöntem aslında biraz eski. Bu molekülü 4 etil, 2 metil hept, 3 en şeklinde de yazabilirdik. İki şekilde de yazabiliriz. Şimdi de bağımızın E diziliminde mi yoksa Z diziliminde mi olduğuna bakalım. İlk olarak çift bağın sağındaki karbonla başlayalım. Burada bir hidrojen olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kırmızıyla gösterilen karbona doğrudan bağlı atomları karşılaştırmamız gerekiyor. Bu atoma bir hidrojen, bir de buradan bir karbon atomu bağlı. Karbonun atom numarası daha yüksek olduğundan bu gruba öncelik verilir. Bu grup 1 numara olurken hidrojen atomu 2 numarada kalır. Şimdi de sol taraftaki karbon atomuna ve bu karbona doğrudan bağlı atomlara bakalım. Bu karbona 2 karbon bağlı olduğundan burada bir eşitlik söz konusu. Eşitliği bozmak ve hangisine öncelik verileceğini belirlemek için molekülün bu kısmını yeniden çizelim. Çift bağımız burada hidrojen ve karbonu da ekleyelim. Bu çift bağın sağ kısmı Yine molekülün sadece ihtiyacımız olan kısmını çizdik. Çift bağın sol tarafında bir karbon atomu var ve iki hidrojene bağlı. Buradaki karbonsa üç hidrojene bağlı. Yani burası bir etil grubu. Yukarıdaki karbon atomuysa iki hidrojene bağlı. Ve yine iki hidrojenle bağ yapmış bir başka karbon daha var. Sonraki bu karbonda üç hidrojene bağlı başka bir karbona bağlı. Şimdi sol taraftaki bu iki gruptan hangisine öncelik verileceğini bulmamız gerekiyor. Yine çift bağın solundaki karbondan başlayabiliriz. Bu karbona doğrudan iki karbon bağlı olduğundan incelemeye devam edelim. Üstteki karbon doğrudan bir karbonla iki hidrojen atomuna bağlı. Yani karbon, hidrojen ve hidrojen. Peki ya buradaki karbon? Buradaki karbonda bir karbon ve iki hidrojene bağlı. Yani yine karbon, hidrojen, hidrojen. Eşitliğin ilk bozulduğu yeri bulmamız gerekiyor. Ancak ikisi de karbon, hidrojen, hidrojen şeklinde sıralandığından burada eşitlik bozulmaz. Halen hangi gruba öncelik verileceğini bilmediğimizden eşitliği bozan bir bağ bulmamız gerekiyor. O yüzden sıradaki karbonla devam edelim. Yani buradaki karbona karşılık aşağıdaki karbonu inceleyelim. İlk olarak yukarıdaki karbona bakalım. Bu karbon, bir karbon ve iki hidrojene bağlı. Yani karbon, hidrojen ve hidrojen şeklinde sıralanmış. Aşağıdaki karbonsa 3 hidrojene bağlı. Yani hidrojen, hidrojen ve hidrojen şeklinde sıralanmış. İşte farklılık olan bir noktaya ulaştık. Karbonla hidrojeni karşılaştırdığımızda karbonun atom numarası daha yüksektir. Bu durumda yukarıdaki gruba öncelik verilir. İlk çizime geri dönelim. Bu gruptan bahsediyorduk. O yüzden buraya öncelik verilir ve etil grubu ikinci sırada kalır. Bunu bitirdiğimize göre çizimin ortasından bir çizgi çekerek öncelik verilen grupların hangi taraflarda yer aldığını belirleyebiliriz. Öncelik verilen gruplar çift bağın karşı taraflarında yer aldığından bunun E dizilimi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çift bağ E diziliminde. Bunu molekülün adına ekleyelim. E harfi parantez içinde ilk başa yazılır. Bu durumda molekülümüzün adının son halinin E4 etil 2 metil 3 hepten olduğunu söylememiz mümkün. Bunu E4 etil 2 metil hept 3n şeklinde de ifade edebiliriz.